haritası, Woods haritasında şu bölgede doğdum ve çıkışım da Unroad Block. Bir görevim yoktu, sadece hızlı bir şekilde girip bir savaş yapmak istedim. Evet, haritanın bu bölgesine doğduktan sonra ben aslında bir tepenin ya da bir çalının içine girip şuradaki Skull kulübesine, şu gördüğünüz Skull kulübesine nişan almak ve orada bot var mı yok mu oraya bakıp ona göre yoluma devam etmek istedim. Şimdi buraya geçerken atış sesleri duydum, emin olamadım. Bir PMC daha sanırım orada doğmuş ve o da Skull kulübesine gidiyor. PMC olduğunu şöyle tahmin ediyorum çünkü genelde PMC'nin doğduğu nokta, onu tekrar gördüm, ileri gidecek gibi geldi, emin olamadım. Atışım net değil, bakın sadece bekliyorum onun durup ateş etmesini ya da durup herhangi bir şey yapmasını bekliyorum. Durduğu anda da ilk atışımı yapıyorum. Sanırımız kaldım. İkinci atışta da vurdum. Tekrar söylüyorum, net nişan almak çok önemli. Birkaç dakika sonra üstüme gelen bir skavı görüyorum. İlk atışımı kaçırıyorum. İkinci atışımda ise onu yine kafadan vuruyorum. Yine pozisyonumu değiştireceğim. Bu sefer buradaki otların arasına gideceğim. Koş otun içine gir, koş otun içine gir şeklinde oynuyorum genelde bu bölgelerde. Ve bir skav gördüm yine. Önce ayak sesini duymuştum. Kötü bir atış yapıyorum. İkinci, üçüncü, dördüncü atışımda onu vuruyorum. Birazcık da panik yaptım sanırım. Hala o amatörlüğü atamadım üstümden. Heyecanlı bir şekilde panik yapma. Gittim onu lootlayacağım. Evet, hızlı bir şekilde lootluyorum. Ve sonra yine Skav kulübesine doğru bakıyorum. Çünkü orada bir PMC buldum. Mutlaka onu lootlamam gerek. Skavları lootlamayabilirsiniz ama PMC'lerden güzel şeyler çıkabiliyor. Ve ilk Skav'ı gördüm. Vurduğum Skav'ı. Onu hızlı bir şekilde lootluyorum. Ne var ne yok, işime yarayacak şeyleri alıyorum ve sonra PMC'ye doğru gideceğim. PMC'yi vurduğum PMC tam şu tepede vurmuştum. Vurduğunuz yerleri de aklınıza tutmanız gerekiyor. Hemen onun yanına geliyorum, yatıyorum. Yatarak lootlayın çünkü biri sizi lootlarken görürse çok net bir şekilde av oluyorsunuz. PMC'nin ürünlerini alıyorum. Büyük bir ihtimalle onun da bir görevi varmış. Genelde bu tüfekle girilmez. Girebilirsiniz, hani çok da kendi kendimi çürüttüm. Evet, şimdi bir ayak sesi duydum ama emin değilim. Sağ sola bakıyorum. Yine kimse yok. Evet, evet, sesleri duydum. Sanırım alttalar. Alt taraftalar. Evet, gördüm, gördüm. Yine dürbünlü tüfekli uzun mesafe silahımı alıyorum. Beyinciğinden vuruyorum. Diğeri benim nerede olduğumu bilmiyor ama atışın geldiği yeri biliyor. Bana doğru koşu yapıyor. Birkaç kötü atıştan sonra onu da kafasından vuruyorum. Ama burada bir ses duydum hala. İki kişi var sanıyorum. Üçüncü kişi. Evet. Hala ses belirgin. Evet. Net bir şekilde onu gördüm. Sesini de duydum ve onu da vuruyorum. Bundan sonra artık çıkışa bakacağım. Onu da lootladıktan sonra devam ediyorum. Tekrar vurduğum skavlara geliyorum ve onları da hızlı bir şekilde lootluyorum. Şimdi burada çok önemli bir şey var. Bakın bir çelik yelek, pardon, hücum yeleği geldi. Hücum yeleğinin kapladığı yer 16 fakat kapasitesi 25. Bu tip yerlerde, bu tip durumlarda mutlaka bunları alın. Mutlaka çelik yelekleri alın ki daha fazla ürün çıkarabilirsiniz. 16'lık bir çelik yeleğin içine 25 kapasite alan bir 16'lık bir çelik yelek 25 kapasite alıyor. Dolayısıyla siz daha fazla ürün taşıyorsunuz. Buradan yine çıkışa doğru gideceğim. Fakat sanki ayak sesi duyuyorum. Emin de değilim. Net görüşüm yok. Skav olduğundan emin değilim. PMC olabilir ve iki kişi duyuyorum sanki. Ve büyük bir ihtimalle altta sığınak var. Az önce baktığım bölgenin tam altında sığınak var. Orada diye tahmin ediyorum. Ya da arkadaki duvarın arkasındalar diye tahmin ediyorum. Ama emin değilim. Burada birazcık tedirgin ve gerginim açıkçası. Onların otlardan çıkardığı sesi çok net duyabiliyorum. Tamam abi, artık yeter bu kadar diyeceğim. Ve yoluma devam edeceğim. Sağa sola küçük bir bakış atıyorum. Belki görürüm diye çok da fazla vakit kaybetmeden yoluma gidiyorum. Bu arada skav varmış. Arkadan ateş ediyorlar. Buranın var. Tekrar yaptım. Tekrar bir arkaya bakış atıyorum. Farkındalık her zaman bu oyunda çok çok önemli. Buradaki kayaya gideceğim. Buradaki kayaların altından ilk olarak hızlı bir bakış yapacağım. Arkamdan gelen var mı diye. Her zaman arkanız görmediğiniz kör noktanızdır. Ve en tehlikeli bölgedir. Burada hızlı bir şekilde baktım, kontrol ettim bölgeyi, arkadan gelen yoktu. Ama daha yüksek bir yere çıkma ihtiyacım var. Çünkü
otlar çok fazla sık, bitki örtüsü çok fazla sık. Kayaların üstüne çıktım ve yine Skav kulübesine doğru bakacağım. Bakalım orada birileri var mı? Şöyle bir dürbünümü açıyorum. Bir tane Skav görüyorum. Şömelmiş, PMC de olabilir diyorum. Ama büyük bir ihtimalle Skav. Onu da tek atışta kafadan vuruyorum. Tekrar bölgeyi kontrol etmeyi, kesmeyi bırakmıyorum. Çünkü bir tane olmayabilirler. İlk sahnede gördüğünüz gibi, ilk aksiyonda gördüğünüz gibi birden fazla vardı ki ben onları sadece iki kişi sanmıştım ama üçüncü kişi de arkamdan geldi. Bu bölgede genelde Skav oluyor. Oraya da hızlı bir bakış yaptıktan sonra karnımızı doyurmayı unutmuyoruz. Meyve suyumuzu içiyoruz. Oh, şifalı şifalı. Löp löpet olsun diyoruz ve devam ediyoruz abi yürümeye, koşmaya. Bu ileride bir bölge var. Burayı da lootlayacağım. O çıktığım kayanın hemen yanında bir kaya var. Hızlıca ona da bakıyorum. Çok fazla bir şey bulmuyorum ama loot loot'tur diyorum. Ve orayı da lootlayıp son kez buradaki Skav bölgesine, Skav kontrol bölgesine geleceğim. Usek bölgesi diye geçiyor aslında burası sanırım. Evet, zaten öyle yazmışlar. Kocaman bir şekilde Usek diye yazmışlar. Burası lootlanmış. Diğer yerlere de bakmıştım. Burayı da lootladıktan sonra hızlı bir şekilde çıkışa doğru koşuyorum. Sağımda açık bir bölge var. Solda kayalar var. Bir atış geldi. Tedirgin oldum ve tekrar koşmaya başladım. Çünkü çok fazla sürem yok. 9 dakikalık bir sürem var. Evet, rahatlıkla çıkabilirsiniz ama eğer bir çatışmaya girerseniz ya da farklı bir pozisyonda ateş altında kalırsanız çıkmanız çok çok zorlaşır. O yüzden çok fazla sesleri, atışları, silah seslerini kale almadan hızlı bir şekilde çıkmaya çalışıyorum. Tek amacım çıkmak. Zaten oyunda en önemli özelliği bu. Burada artık gelmek üzereyiz. Son düzlükteyiz diyebilirim. Ve çıkış bölgemize geliyoruz. Ve çıkış noktasına yatarak çıkışımızı gerçekleştiriyoruz. Evet, 2785 deneyim puanı kazanıyoruz. Gayet başarılı. 7 adet ölümümüz var. Kill almışız. 7 adet kill almışız ve burada bir tanesinde Usek, yani PMC olduğunu görüyoruz. Evet, söyleyeceklerim bu kadar. Video bu kadar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.